sinema, televizyon, yapım ve görsel efektler stüdyosu Dream Life'ın konu oluyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin sizlerle faaliyetleri alanında süper bir röportaj gerçekleştirdi. Buyursunlar. Şimdi ise Dream Life firmasına konuk oluyoruz. Karşımızda Mehmet Bey var. Mehmet Bey kimdir, yakından tanıyoruz? Mehmet Çetin benim adım. Dream Life şirketi yönetim kurulu başkanı, kurucusuyum. Dream Life şirketini ve neler yapıldığını öğreniyoruz. Dream Life şirketi bir yapım şirketi, aynı zamanda bir tasarım şirketidir. Tasarım şirketi derken neyi kastediyoruz? İleri düzey görsel efekt, VFX benzeri konularda Amerika, Kanada, Almanya, Pakistan, Bulgaristan gibi ülkelerle beraber Türkiye'deki yapımlara hizmet veriyoruz. İşte bunlar diziler, sinema televizyonları, reklam filmleri ve benzeri argümanlar. Mehmet Bey prodüksiyon sektörüne nasıl başladığını anlatıyor. Prodüksiyon sektörü bir hayalle başladı benim. Yani okurken ya ben bunu yapabilir miyim, niye yapamayayım gibi bir hayalle başladı. O şekilde devam etti. Yani ilk sektörün içine girdiğim zaman, çünkü aldığım eğitim başka, yaptığım iş başka. İnsana böyle bir şey yaptılar. Ya nasıl yapacaksın filan dediler. Ya dalga geçenler oldu. Ya bak yaparım dedim. İnanmakla başlıyor her şey. İnandığınız zaman gidiyor. Bugün Dream Life dünyanın 16 ülkesine prodüksiyon ihraç eden, aynı zamanda yerel prodüksiyonları hayata geçiren iyi bir şirket. Bununla beraber işte o hayal dediğimiz şeyle başladı yani. Böyle devam etti. Özellikle son 10 yıldır çok çıtamızı yukarı çektik ve bayağı güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda durumumuz iyi. Firmanın verdiği hizmetlerde kullandığı ekipmanlar nelerdir? Mehmet Bey'den öğreniyoruz. Çok geniş bir liste o. Yani işin kamerasından tutun, sanatına kadar, sanatından tutun, post prodüksiyona kadar yüzlerce cihaz kullanılıyor. Bizim farkımız şurada. Genelde yurt dışı ağırlıklı çalıştığımız için kullandığımız cihaz ve ekipmanlar Türkiye'de olmayanlar. Bunlar işte crew stüdyo dediğimiz LED stüdyolar bunların içinde. Özel post cihazlarımız, özel kameralarımız. Özel ışık sistemlerimiz var. Tabii bunların hepsi mesela bir sete gittiği zaman kamyonlar ediyor. Yani birçok kamyonla gidiyorsunuz, çekiyorsunuz ve geliyorsunuz. Sanal sahneyi şu ara kullanıyoruz. Crew Studio dediğimiz. Yani gerçekte bir mekan yok. Tasarım olarak yapılmış ve işte küresel bir ekran sisteminin içine yerleştirilmiş. Onun içinden devam ediyor. VFX ve görsel efekt animasyonlarımız çok güçlü, çok realitik. Genelde ekipmanlarımız bunlardan oluşuyor. Tabii ekipman ciddi bir sermaye, aynı zamanda ciddi bir uzman demek. Ekipman kullanıcılarımızın hemen hemen yarısı yurt dışından, yarısı Türkiye'den. Mehmet Bey, firmanın hizmet alanlarından bahsediyor. Çok geniş bir skalamız var bizim. İkiye ayrılıyor, ticari hizmet, sanat hizmeti diye. Ticari hizmetler televizyon filmleri, televizyon reklamları, global reklamlar, üniversite reklamlar, oyun programlarının, oyun yazılımlarının tanıtımları, giriş şeyleri. İkincisi işte fragman ünitemiz var. Yapılan projelerin fragmanları yapılıyor. Üçüncüsü tanıtım filmi dediğimiz büyük şirketlerin prodüksiyonları var. Prodüksiyon hizmeti veren firma nasıl bir ekipten oluşuyor, dinliyoruz. Şimdi yapımdan başlayacak olursak önce senaristler. Senaristlerin hemen arkasından senaryo denetçileri. Senaryo denetçilerin hemen arkasından iş proje yapıma geldiği zaman tasarımcılar, sahne tasarımcıları. Sahne tasarımcılarından çıktığı zaman hemen işin içine ana sanat, hemen o işin içine çekim kadrosu, yönetmenler, görüntü yönetmenleri, yardımcı yönetmenler, özel ekipler, harici ekipler, dahil ekipler giriyor. Peki izleyicilerimiz firmaya nasıl ulaşabilir? İzleyicilerimiz bize nasıl ulaşabilirler? İnternet sitemizden ulaşabilirler. Formumuz var, formumuzu doldurabilirler. Yayınlanmış olan filmlerimizin fragmanları çıkıyor. Sosyal medya hesaplarımıza yazabilirler. Bu şekilde ulaşabilirler. Ulaşmakta bir sıkıntı yok. Temas etmek isteyen herkese bir şekilde cevap veriyoruz. Öyle bir iletişim ünitemiz var çünkü. Mehmet Bey'den son sözlerini alıyoruz. Yani kaliteyi esas alsınlar, onu söylemek isterim. Yani kaliteli şeyleri izlesinler ki kalite çıtamız yükselsin. Kaliteye baksınlar, kaliteyle ilgilensinler. Kendilerine değer veren yapımları izlesinler. Çünkü izleyiciye değer vermeyen yapımların ne topluma, ne izleyiciye, ne sektöre hiçbir faydası yok. Emeği görsünler. Sadece emek önemli yani. Mehmet Bey çok teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Euro'de İş Dünyası programına bizleri konuk ettiği için çok teşekkür ederim. Şahsım, ekibim ve şirketin adına.